arkadaşlar. Ben Hilal. Soyadım Erdil. Adıyaman Gençlik Merkezi'nden diksiyon öğretmeniyim. Arkadaşlar bugün sizlerle Amaka Hayal, Hayalin Derinlikleri adlı eseri konuşacağız. Bu kitabı gerçeği arama kaygısı taşıyan yürekler okusun diyor Ahmet Hilmi. Bu yolculuğa çıkmak ister misiniz? Eklemek isterim ki bu kitabı hediye eden Kübra hocama teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Bu eser Türk edebiyatının ilk felsefi ve gerçeküstü romanı. Kahramanımız Raci, sonsuz arayış içinde. Bizler de öyle değil miyiz? Mutlak gerçeği yakalamak istiyor, olup biten içindeki kuşkularını sorguluyor. Raci kitap boyunca seyahat ediyor. Mitolojiye, Buda'yla, hiçlik zirvesine, Simurg'un sırtındaki Meri, Mars gezegenine, Kaf Dağı'na, Sokrates, Eflatun gibi isimlerin yanına ziyarete gidiyor. Arkadaşlar eserde aforizmalar çok güçlü. Şöyle diyor: alem bir deniz, sen bir gemi, aklın yelkeni, fikrin dümeni. Kurtar kendini, ha göreyim seni. Raci biraz ben, biraz sen. Bu yolculukta ona eşlik edelim. Var mıyız, yok muyuz? Yoksak varlık nedir? Varsak neredeyiz? Hem bilinen hem de bilinmeyen nedir? Eser, vahdet-i vücut fikrinin hakim olduğu tasavvufi ve ahlaki bir romandır. Eserdeki olay, mezarlıktaki kulübede yaşayan aynalı baba ile Raci arasında geçiyor. Raci, içindeki şüphe ejderhasını susturmak ve mutlak gerçeğe ulaşmak istiyor. Hem hayret ederek hem de keyifle okuyacağınız bir eser. Arkadaşlar, birkaç tane alıntı yapalım. Mezarlıkta bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir terazi ile oynuyordu. Ne yaptığını sordum. Bana şu cevabı verdi: ahmaklıkla zekayı tartıyorum. Bunda amacın nedir? Sonuçları hazine ile değerlendirmek. Nasıl buldun bakalım? Ahmaklığım o kadar ağır ki sanırım yaşadığım zamanın Karun'u benim. Yani dünyaya aldanmak, ahmaklık ve Karun gibi zengin olduğunu düşünmektir. Saadet nedir? Hazreti Musa, saadet benliği hırs firavunundan kurtarmaktır. Hazreti Adem, saadet şeytana uymamak ve Havva'ya aldanmamaktır. Konfüçyus, bir tencere pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır. Eflatun, daima yücelikleri düşünmektir. Aristo, mantık, işte saadet. Zerdüşt, saadet karanlıkta kalmamaktır. Hazreti İsa, saadet geçmişi unutmak, şimdiyi hoş görmek, gerçeği düşünmekle mümkündür. Yine neyim var dedi. Hiç dedim ve hiç yalnız halimi tarif için söylenmemişti. Ağzımdan çıkan bu hiç sözü kainatın sıfatı idi. İlim bir noktadır, onu cahiller çoğalttı. Yazar vahdedi vücudu şöyle anlatıyor: İşte şimdi Leyla'sız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun Leyla oldu. Birlik tek vücut budur. Arkadaşlar ben kitaptan çok feyiz aldım. Sizin de istifade edeceğinizi düşünüyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.